Selamlar, merhabalar. Nasılsın? İyi misin? Bayağı iyi gördüm seni. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz 14 Mart'ta Deluxe Tour Icon Edition'dır. 17 Mart'ta da standart düz sürümleri WWE 2K23'ün çıkıyor. Şimdi size şöyle bir şey söylemem gerekiyor. WWE 2K23 geçen seneki 2K22'nin çıktığı şekilde çıkmayabilir. Bilenler vardır. <laughs> ben oyunu konsol, konsoldan alıp konsolda oynuyorum. Bunun dışındaki arkadaşlar daha çok bilgisayar oyuncusu. Bizde çok az vardı mesela konsolları oynayan kişi bizim kitlemizde. Bilgisayardan oynayanlar da Steam'den tabii ki alıyorlar bunu. Ve geçen sene bir hata olmuştu bilenler bilir. Böyle bir gün bile sürmeyen bir hataydı galiba. Sabahtan direkt herkesi biz duyurmuştuk. Kero, ben, Onat falan. 2K22, WW 2K22 92 liraya çıkmıştı. Ondan sonra bir düzeldi zaten. 400 falan olmuştu galiba. Yanılmıyorsam öyle bir şeydi. Düz sürümü yani. Ve bir sürü insan çok ucuza geçen sene WWE 2K22'ye sahip olmuştu. Herkese alın diye duyurmuştuk, bas bas bağırmıştık. Şimdi aynısı bu sene olursa yine duyuracağım, haberiniz olsun. Ki zaten siz takip edin. Henüz ne zaman çıkacak tam bilmiyorum 2K23'ün satışı Steam'de nasıl olacak bilmiyorum. Belki Türkiye'de henüz daha çıkmamış da olabilir. Tam bilmiyorum. Çünkü muhtemelen dışarıda falan vardır yani yurt dışında. Türkiye'deki satış fiyatı nasıl olacak? Ee, tahminim bir 500-600 lira civarı bir para gibi geliyor ki NBA 2K23 yanılmıyorsam 699'a falan çıkmıştı. Bu da işte WWE 2K23 o fiyatlarda olabilir. Şimdi eğer o fiyatlarda olursa bir sürü kişi muhtemelen bu oyunu alamayacak. Ben de çok teşekkür ederim canlı yayında geçen arkadaşlar. Özellikle Deluxe Deluxe Edition'ı almamız için bayağı bir bağış falan yaptılar. Yani ben hiç o kadar öyle bir şey beklemiyordum. Mahcup bile oldum yani biraz. Çok teşekkür ederim o yüzden canlı yayında bunu yaptığınız için. Şimdi fiyatı eğer geçen seneki gibi böyle hatayla falan çıkmazsa ki geçen sene bir sürü oyun böyle çıkmıştı. Hatta ben bazı youtuberlardan işte oyun yayıncılarından falan da böyle bak şu çıktı hemen gidin alın diye tweetler attıklarını falan biliyordum Herkes aldı ve bir tarafında herkes yine aldı. Bunu yine duyurmuştuk. Bu sene işte bu olmayabilir. Bu sene bunun olmaması nasıl bir sorun oluşturur bize? Bir sürü kişi muhtemelen 500 lira, 600 lira ya da ne kadarsa 700 lira mı? Kaça çıkacak bilmiyorum. O yine bu kadar parayı veremeyebilir. Bu beni bayağı üzen bir şey olacak. Çünkü zaten Türkiye'de ee, ya bu hafta itibariyle artık WWE yayınları bile gidiyor Esport'tan. Ve bir daha yayınlanır mı? Başka bir yerde olacak mı? Onu bile bilmiyoruz yani. Ve bununla ilgili zaten... Ee, Cuma günü bir canlı yayın planım var çünkü Cuma günü artık son SmackDown Türkiye'de tabi artık devamında farklı bir platforma geçer mi geçecek mi ne zaman olacak bunları bilmediğimiz için biraz onlara değineceğim şimdiden duyurayım. Şimdi asıl ben size duyuracağım şey burada çok uzattık lafı çok kısa bir video zaten bu arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz şekilde şu an WWE 2K22 Steam'de tam 107 lira 25 kuruş 429'a çıkmış bakın orada görüyorum ben de. 2 Mart'a kadar WWE'nin 2K22'ler 23 çıkana kadar işte artık çıkmasına yakın öyle söyleyeyim. <laughs> Kampanyadalar abi. %75. %70 Deluxe'de var. %67 de NWO Edition'da var. Bazı arkadaşlar almışlar bana da attılar abi bak indirim varmış falan filan diye. Ben de bunun videosunu size çekmek istedim. Çünkü eğer 2K23 geçen seneki gibi böyle 90 lira 100 lira gibi hatalarla çıkmazsa 2K22 429 bu en az 590-599 gibi bir şey olacak diye tahmin ediyorum ben. E belli olmaz yine tabii ne olacağı. Ve bu da bir sürü kişinin dediğim gibi yine oyunu alamamasına sebebiyet verecek. Peki 2K22 alınır mı? Bir sürü kişi bana bunu soruyor. Abi bak 100 bilmem kaça düşmüş alayım mı dediler. Ben de şimdi bu videoyu çekiyorum hepinize cevap olsun. Arkadaşlar WW2K23 ile 2K22 arasında oynanış olarak hiçbir fark olmayacak muhtemelen. Olmayacak yani gördük genel şeyleri. Çok minimal farklar var. Bunun dışında zaten hani bazı güreşçilerin dizaynlarında falan var. Bak ki modellemeler falan her şey aynı bu arada. Girişlerinde farklılıklar var. İşte bazı güreşçiler var. Hatta bazı güreşçiler yok. 2K23'te işte. bu da sizin 2K22 alacaklar için faydalı bir şey olabilir. Yani benden e, size tavsiye eğer çıktığı zaman oyuna ben 500 lira 600 lira veremem derseniz 2K22 bu fiyattayken mutlaka alın 2 Mart'a kadar. Önümüzde daha bak bayağı vakit var. Bir düşünün siz tartın yine. <laughs> Muhtemelen 2K23 zaten o tarihte falan duyurulacak. O yüzden ya böyle bir şey yapıyorlar. Haberiniz olsun. 107 lira düz sürümü 215 lira eğer ben veririm diyorsanız deliksiyonu alın içinde çünkü bütün DLC'ler falan da olacak. DLC'lere ulaşabileceksiniz ve 2K22'deki bazı DLC'ler çok iyiydi video olsun ne bileyim Yokozun olsun Umaga olsun <laughs> Omos vardı yine. Başka bazı diyasiler. Logan Paul'un oldu bir diyası vardı. Bence Logan oyunda çok keyifli. Onu da tavsiye ederim. A Almak isteyen 215 lira onu da alabilirsiniz. Yok illa da olsun derseniz 296 neredeyse 300 lira. Siz bilirsiniz ama bana kalsa 107 liralık 2K22 bile alabilirsiniz. Yani bu benim tavsiyemdir arkadaşlar size. <laughs> 2K23 ile 22 arasında çok 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 büyük bir fark olmayacak. Bunu bilin. Bunu zaten en iyi örneği bizim yayınlarda göreceksiniz. Ee, i̇şte bazı güreşçilerin yeni güreşçiler olacak. İşte overall'ları farklı. İşte onun dışında hani en büyük farklılık şey zaten. Showcase yani. Ya o da şöyle bir şey. Showcase'i açarsın bir günde bitirirsin. Bitti senin için. Anladın mı? John Cena'nın showcase'i senin için çok önemli değilse ve oyun yine geçen seneki gibi hatayla çıkmayacaksa ben 500-600 lira vermem diyen insanlar olur. Çok da haklılar bence. Ha, onun dışında MyGM'e yine bir şeyler katarlar. Oyun yine kendi modu vardır. Story modu gibi bir şey. <laughs> ona falan bakabilirsiniz. MyGM'e ekstra özellikler var zaten biliyorsunuz. Onu da ben canlı yayında oynayacağım. E, haberiniz olsun bunları da. Oyunun zaten getirdiği en büyük şey Can Sena'nın Showcase'i. 15 tane maç vardı yanılmıyorsam. Duyurulan. 12 bin. 15'ti galiba. Onlar oynanacak. Bu benim için çok önemli değil derseniz. Direkt size bunu duyurmak istedim. Bu fiyata 2K22 kesinlikle alınır. Günümüz şartlarında 100 lira artık bir oyuna maalesef ama maalesef ucuz oldu. Bundan 2-3 yıl önce, pandemi öncesi bakarsanız yine yüksek rakamlarda bunlar. Yani bu paralel neler alırdınız ama artık yapacak bir şey yok. <laughs> bu oyunların çıkış fiyatlarını biliyorsunuz. 2K23'ün çıkacağı seviyeleri tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden bence 2K23 almam diyorsanız, almadıysanız 2K22'yi bu fiyata ki çünkü 92 liraya alanlar aldı. Onun dışında almayanlar varsa hep böyle üzüldü bazı arkadaşlar. Ah alamadım, ah alamadım diye. Allah size bir şey söyleyeyim Çok samimi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ve duyduğum kadarıyla Custom Creations da duracak. 2K22'de Custom Creations da duruyor yani. 2K24 çıkana kadar muhtemelen duracak. Yani istediğiniz oradaki inanılmaz bir arşivi var. Çünkü hem konsolda hem şeye cross yaptılar onu. Onu da söyleyeyim yani. PC'den de indirebiliyorsunuz. O şekilde o yüzden çok önemli. Custom Creations'dan istediğiniz güreşçileri indirebilirsiniz. Çok iyi kastımlar var. Arşivi çok iyi. E, oyun oynayanlar çok iyi yapıyorlar bunları kastımlarını o yönden de bence büyük bir artıdır ve yani bizim Huma ile falan da konuştum. Onlar daha çok biliyor bu oyunun işte bu muhabbetlerini. onlar da dedi işte 2K24 çıkana kadar muhtemelen custom creations durur zaten falan dedi. <laughs> Şimdi öyle bir şey olursa da zaten çok mantıklı. O yüzden bence kafanız rahat olsun. Ben de size söylemesi. Oynanış olarak pek bir fark yok. Custom creationslarını yaparsınız. indirirsiniz oradan. İşte olmayan güreşler. Kodidir, başkasıdır. indirirsiniz abi. Deluxe almak için 215 lira da verebilir. Siz bilirsiniz tabii indirirsiniz. Rahat rahat. Rahat bir sene daha oynarsınız. Benden size tavsiye. 2K24'e de bakarsınız ona. Ondan sonra nasıl olacak? Nasıl bitecek? Haberiniz olsun. Paranız varsa oyun dediğim gibi o kadar hatasız falan hatalı çıkmayacaksa alın yine hani artık ne kadarsa parası alın yani. Siz bilirsiniz. Benden size tavsiye 2K22 şu an 107 liraya direkt alınır. Direkt alın kafanız rahat etsin. Diyerek ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bunu duyurmak istedim size. Görüşürüz. 2K 23'ü de biz bir aksilik olmazsa 14 Mart o aralar oynayacağız. Görüşürüz. Bay bay.